Bana bakıyor. Oğlum bot nerede? Bot yukarıda. Sen şunları at abi. Ver onu da. Botun motoru. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tuttum bırak. Deniz yıldızı 16. Var mı? Nasıl bağlayacağız bunu? Var, var. Mı? Çıkarsa bakayım. Çok iyi olur. Ha, çıkıyor. Harika oldu. 10 numara. Arkaya gel. Ya da şu ipten geçirelim. En güzeli. Kendi ipinden geçirelim. Aynen. Çok fazla çekme aileyle popa. Deli bağlar gibi bağladık ha. Geç öyle. Onu da buradan al. Bir tur döndür. Evet. Mikroyu alma. Olmuş sürekli gibi zaten. Benzin almayı unuttuk ama. Ben de diyorum bir şey eksik, bir şey eksik diyorum, benzin almayı unuttuk. Şuradan hemen bir bidon benzin alayım gene. Aç abi onu. Çapada mı kullanacağız? Tabii çapada kullanacağız. Nerede kullanacağız? Bu ne kadar? 50 metreden fazla o. Oh. İyi lan o zaman. Tamam. Evet, bu alt tablosu mu Emre? Evet. Akordeon tavan. Akordeon tavan. Bark. Taş ters mi koyacağız? Bence ters koyacağız buna. He? Böyle mi? Yok, burası aşağı geldi. Tamam. Bak, 170 akordeon tavan. Oraya araya tut. Şimdi buna başlayalım. Olmadı havasını indireceğiz onu. Evet. İki tüp mü var burada? Evet, bir tüp, bir tüp orada var, bir tüp burada var. Bas bırak. Bakalım yeterli mi? Burayı da kaldırtıp lastiği tut. Heh. Aradan girsin. Tamam. O iş tamam. Bu benzin yağlı mı şimdi? Hayır, yağ içinde. Yağ ayrıyetten biz ekleyeceğiz ona. Evet. Yağ ayrıyetten biz koyacağız. Yıldızı 0016. Evet. Botun adı. Liman kayıtları falan her şeyi tamam. Her şeyi tamam. Ne kadara mal oldu liman kaydı? Liman kaydına para vermiyorsun, evraklara para veriyorsun sadece. Evraklar ne kadar tuttu? Fotoğraf çektirmesi. Ömür hızı böyle. Şu yazılara para veriyorsun. Reklamcıya gidiyorsun. Reklamcıdan çıkarttırıyorsun, yazıyı yazdırıyorsun. Şu yazıyı. Yazı 16. Benim biraz kötü oldu ama kendi boyadığım için. Yani botun plakası yerine yani geçiyor değil mi bu? Hayır. Botun plakası arkada. BL Mudanya diye başlar. Evet, bot plakası bu arkadaşlar. BL Mudanya. Bu yazı ne? Ne oluyor? Bu botun adı Deniz Yıldız. He, botun adı bu. Evet. Arkasındaki plakası.
jandarma denetlemeye geldiğinde plakadan ve tabii, botun adından aynen öyle seni denetliyor. Kim olduğun, ne olduğun hepsi çıkıyor ortaya. Vergisi var mı bunun? Bunun vergisi yok. Vergiden muaf. 2.70 bu. 2.70. 3 metre olsaydı vergiye girecekti değil mi? Evet. 30 santimli. 2.70 değil mi? Evet. 3 metre olsa vergiye girecek. Aynen öyle. Şu çapamızı alalım ilk baş. Çapı önemli arkadaşlar. Çapı olmazsa bir bakmışsınız dalgalarla beraber kıyıya gelmişsiniz. Yunan adalarına kadar gidersiniz yani. Yani çapı önemli arkadaşlar. Bakmayın. Şimdi makarası bir yanık. Çapı önemli. Pahalar pahalı arkadaşlar. Galveniz değil mi bu? Galveniz. Paslanmıyor. Hayır, paslanmaz. Düğümü sökeriz. Açtım bu şekilde oluyor. Aç bakalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor harika arkadaşlar. Kapatırken de? Kapatırken de şöyle topluyorsun. Onun kızağı var. Yerine çeviriyorsun. Bir daha açılmaz. Şimdi arkadaşlar mutlaka can güvenliği için can yeleği olsun. CE belgeli düdüklü can yeleğimizi koyuyoruz. Zaten can yeleği olmazsa cezası falan vardır kesinlikle. Türk bayrağı mı vardı, ne vardı? Biz botu yeni aldığımız için arkadaşlar daha ilk defa suya indireceğiz. İlk defa suya iniyor. Onun için şimdi ilk kurulum yani. Buradan da botun distribütörlüğünü yapan İbrahim Tilkoğlu abime selamlar olsun. Onun sayesinde İbrahim abi videoyu sana göndereceğiz. Denize açıldığımızda hepsi ortaya çıkacak Allah'ın nasıl ederse. Ukrayna malı abi işte. Ne beklersin adamları? Şuradan çekeceksin. Kaldır şeyi bile kaliteli yani öyle düşün. MDF'den su evet geçirmez kaplamalı. Kurma tahtası bir. Şurası arkadaşlar kızaklı bölüm. Burada istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz bunu. Herhalde. Tam emin değilim. Abi o ilktir. Tamam aga. Motor bozulur, arıza verir, bir şey olur. Tekler. Ondan sonra mahsur kalırsınız. Süreklerimiz olmazsa. Onu baştan söyleyeyim. Demeyin. Küreklerimiz. Alüminyum kürek. Küreklerimizi şuradan basmalı aga zaten. Bas, geçir direkt. Tuttu. Evet, bu şekilde. Buraya da bu şekilde takılıyor herhalde. Üstünden de vidalıyoruz. Bunu şey yapsaydı. Böyle kapanıp yana takılıyor. Buradan geçirip. Kaç litre var burada? Burada 3.5 litre falan var. 3.5 litre. Artık petrolden alacağız bu yağda. Evet. Benzin alırken. Karıştırıyoruz. Kapattık iyice karıştırıyor. Evet, şimdi patlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım, afiyet olsun. Yavaş gel, yavaş. Hop hop hop. Biraz daha. Yeter. Tamam. Neyse olacak bu kadar. Burada benzin pompası var bakın. Görüyor musunuz? Bunu böyle yaptıkça buraya benzin geliyor. Bakın şu. Aynen. Oraya benzin geldikten sonra evet, bunu ondan sonra çalıştırın arkadaşlar. Elle pompalıyorsunuz. Hı. Motora kadar gidiyor yani. O onun el pompasıdır. Enjektörüne kadar gidiyor şu anda. Hı. Borularda da görüyorsunuz bak. Bu borudan diğer boruya geçtim mi gitmiştir. Güzelce ne? Bunu hazırladık. Motorumuz hazır. İşte bak en büyük eksiğimiz bunu buraya açmam lazımdı. Bunu unuttuk arkadaşlar. Bekle, gel. Oho. Ne yapma be. Sen atla. Gel. Tamam mısın? Gel.
Hadi bismillah. Çek bakalım aga. Çal direkt. Tamam. Şunu bir tuta gelsin. Evet, şu anda bir tane takoz istavrik, bir tane takoz mezgit, bir tane daha mezgit, 3 tane yakalandı şu anda. Botun ilk izlenimleri şu anda gayet güzel. Sen ne diyorsun Emre? Vallahi bot gerçekten güzel arkadaşlar. Denizde menizde gitmesi. Yani bak şu motor bile arkadaşlar 3.5 HP. Şu motor 3.5 HP olmasına rağmen yani iki kişi çok rahat, çok güzel itiyor yani. Öyle düşünün. Yani botumuzun da maşallah var. Dalga kıranlı zaten. Akordeon tavan. Yani şöyle söyleyeyim size, hafif dalga da olsa olmasa da fark etmiyor. Şu botla süper gidebilirsiniz yani. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler hepinize. Karada da bisiklet yarışları varmış arkadaşlar. Yarışlar bitene kadar burada mahsur kaldık biz. Evet. Arabayı çıkaramıyoruz, o yüzden balığa devam. Bir bot geliyor. Bu da. İnşallah dalgası bizi etkilemez. Etkilemez değil mi Emre? Yok, etkilemez o kadar ya. Ama gene yapar biraz. 5-10 dakika dalga yaparız. Yapmak. Şimdiden yapmaya başlıyoruz artık. Bak. Hoppa. Bak, mezgit zamanıymış bu kuş. Evet arkadaşlar. Mezgit buradan. İleride çık. Evet arkadaşlar. Mezgitler geldi. Buyurun. Şöyle bir. Buyurun. Fatih Ustam da burada. Hah. Allah. Ha, maşallah. Devam arkadaşlar. İşte. Bu yüzden botla açılmayı seviyorum arkadaşlar. Kıyı işi bana göre değil. Bunda sağlam bir şey var bakalım. Bakalım 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 ne var. Hoppa arkadaşlar. Yaşa. Of oğlum. Kırılkına mı lan o? Kırlangıç. Kırlangıç bir şey. Aklım gitti lan. Aklım gitti. Botan atacaktım. Oğlum en çok korktuğum balık. Eşli oluyor bunlar, eşi aşağıda bekliyor onu şimdi, ona geri vereceğiz. Onlar bayağı büyüyor, 2-3 kilo oluyor. Yakalanınca böyle açıyor kendine, koruma amaçlı. Oğlum aklım gitti lan, kalbim durdu. O ne o, Dragon'a değişik bir balık var ya, zehirli, o zannettim lan. Oğlum aklım gitti. Baksana şu güzelliğe bak. Tut bakayım, tut map çek. Dikenlerini açtı o şimdi. Bakın arkadaşlar güzelliğe. Maşallah. Rabbim ne güzel şeyler yaratıyor. Tam da yanından yakalanmışız ya. Kötü evet. Olmuş. Keşke gelmesin. Daha yavru bunu salacağız. Bunu sal aga, sal. 2-3 kiloya kadar büyüyor arkadaşlar bunlar. Yakalanınca böyle bütün dikenlerini açıyor. Hadi bay bay. Bırak bizi. Büyü de gel. Kardeşi aşağıda bekliyordur, onu sal. Hadi bay bay. Aç. Oo, ben sana ne bir dedim? Bir tane herhalde. Oğlum yemlerin hepsi gitmiş. Yemişler. Al şey şunu içine. Balıklar oynasın. Oğlum hemen çekmeseydin ya. Dolsun. Belki yukarı çıkarken gelir diye. Bak. Daha temin vardı bir tane ama. Bak bir tane dedim. Bir adem vardı.
geldi. Şu an var. Takıldı. Oh, keyif bu ya. İki büktüm orada. Böyle iyi oldu ha. Sen biliyorsun aga işini. Sıkıntı yok. Geliyor gelmekte olan. Deniz Yıldızı'nın kaptanından balık şov bekliyoruz. İnşallah arkadaşlar bakalım. Hop. En ufağı evet. Geldi. Evet. Arkadaşlar bu boyları almıyoruz. Direkt geri iade ediyoruz. Deniz Ana bize daha büyüklerini versin diye. Hadi bakalım. Küçüğü salan büyüğü yakalar arkadaşlar. Denizde de bizden başka kimse yok. Ya. İki tane tekne var. Karşıda iki tane tekne var. Bir de biz varız. Üç kişiyiz denizde. Evet, denizi kapattırdık ya. Arkadaşlar bugün. Emre kapattırmış denizi bizim için. Evet arkadaşlar. Buradan Şükrü Ayhan abime selam söylüyorum. Kendisi büyük balıkçıdır. İnşallah yakında onunla görüşmek üzere. Bodrum Yalıkavak'taki Orkun Bey'e de selamlar olsun, o Orkun Reis'e. Güzel bir hediye göndermiş. Yakında onu da size göstereceğim. Hadi inşallah. Sence kaç tane? Hayır, bence 3 tane var. Benim de aklımdan 3 geçiyor. 3 tane var. Ama 2 de olabilir. 3 veya 2. Yalnız daha fena doladı bir tanesi, kendini söyleyeyim sana. Dolandırdı Misna'ya kendini. Gene delimez gitti aga. İkimiz de doğru bildik aga. 3 tane. Bak. Tahmin ettim çünkü yani. Dur. Şimdi alacağız. Seninkiler bir tur alalım. Daha sarayım istersen. Ha. Oğlum nerene yuttun la bunu? Eyvah. Fatih, buranın mezgiti de güzel oluyor aga. Tavası bak çok güzel buranın. Sana onu söyleyeyim yani, haberin olsun. Buranın mezgit tavası çok güzel oluyor. Aa. Tabii. Mısır ununa güzelce ne ununa böyle hafif çıtır olacak şekilde, tamam mı? O şekilde yap. Bak şunun var ya, bak botun sallantısı bile yetiyor oltanın böyle gidip gelmesine. Evet. Yani oltanın ucu şöyle gidecek, gelecek. Gidecek, gelecek. O şekilde ayarlarsanız balığı alırsınız arkadaşlar. Bak şu an benim geldi mesela, bak. Bak benim geldi şu anla var. Onunla şu an balık var. Yat yat, güneşe yat da yanarsın ondan sonra. Yanacağız zaten. Fırkayı niye çıkardın üstünden? Sıcak oldu. Sen bana bakma, ben esmerim diye ben fazla yanmıyorum. Sen beyaz tenlisin vallahi, var ya pancar gibi gezersin ortada. Olacağı o zaten. Evet, sana söyleyeyim, ben esmerim diye fazla yanmıyorum. Vurdu mu? Vallahi şu an kesti. Bekle öyle. Hafif, hafif hafif böyle çektir. Hafif hafif böyle. Çok hafif. Çektir sal. Çektir sal. Görecek onlar onu. Bu ufak mini gezi teknelerinde. Bir tane var galiba. İstavriktir o da. Mezgit değildir o, ben sana söyleyeyim. İstavrik. Yok, iki tane. Yavrum benim, iki tane. Demek ki ilerisi istavrik yapıyor. Birazcık derin istavrik yapıyor demek ki. Sen de bırak kendini. Dur. Fatih, biraz derine gidelim aga. Makine ciklemeye başladı. Balık olmasa ciklemez.
Şöyle bir. Şu yavruyu salalım ya, onu salalım. Sen biraz böyle de gel. Hoppa. Büyük bir ihtimal var. Diyecektim, var. Hoppa, gel bak. Hoppa. Start it. Gel bakalım böyle. Kaptanın balıkları. Eyvallah reis. Hoppa. Oğlum altta yoktu. Altın gibi. Evet arkadaşlar. Bakın. 3 tane istavrit, bir tane mezgit. İstavritleri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Balıkları yakaladık, geldik. Şimdi evdeyiz. Balıklarımız burada. Temizleme işlemini yapacağız. Daha sonra da mısır unu ve tereyağıyla tavada güzel bir şekilde kızartıp yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Babamış dana haberi anlatmayın. Arkadaşlar başka bir av videosuyla görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Baba benimki. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benimki. Daha güzel boyutlar sizlerle olsun.